Değerli dostlar merhabalar. Serkan Ekmen ve Mustafa Canetez'in birlikte hazırlayıp sunduğu -18 filmler kuşağına tekrar hoş geldiniz. Bu akşam yine çok güzel bir filmle gerçek hayat hikayesinden uyarlanan aynı zamanda Oscar ödülü de olan Kör Nokta, The Blind Side isimli filmle birlikte olacağız. Mustafa Hocam'la birlikte. Kıymetli Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yine sizlerle beraberiz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hocam hemen başlayalım isterseniz yavaş yavaş. Film hakkında tanıtımı ben size bırakayım. Film hakkında şöyle birkaç cümlelik bir tanıtım yapalım mı? Nedir bu film? Olur hocam. Film aslında Amerika'daki bir gerçeği ortaya çıkarmak için böyle gerçek hayat hikayesinden alınmış. Daha çok böyle zenci insanların ailesiz olan ve hayatta birçok sıkıntıyı göğüslemeyi tek başına gerçekleştiren bir çocuğun hayatını biraz daha sanki şey yapıyor, anlatıyor. Evlat edinecek derecede çok seven biriyle böyle tevafuk ediyor ama tabii gerçekte bu kadar hızlı gelişiyor mu, o ayrı bir şey işin bir tarafından. Dolayısıyla filmi şöyle düşündüğümüzde, hani niye izleyelim konusunu sorduğumuzda filmle alakalı, aslında Michael'ın, yani o zenci çocuğun karşılaşmış olduğu hayattaki zorlukları yenmesi filmde bize bir motivasyon, hayat mücadelesiyle alakalı güzel bir motivasyon yüklüyor. Bu önemli bir husus. İkincisi, aile olmak için yalnızca kan bağına ihtiyacın olmadığı, aslında kan bağı olmadan da birçok kişiyle sanki aile gibi, ki biz bunu hayatımızda çok yaşıyoruz hocam, malumunuz. Genelde insanlar hani çok samimi olduğu, çok sevdiği insanlara dünya ahiret arkadaşımdır, dostumdur der. Hatta aileden ve akrabadan da ileri tuttuğumuz zamanlar olur böyle. Evet. Veya bir sivil toplum kuruluşu çalışmasındayızdır. Biz bir aileyiz diye hitap ederiz böyle yaptığımız şeylerde. Dolayısıyla illa kan bağı olmadığını düşünürsek bunun için de güzel bir örneklik teşkil ediyor. Aslında bir başkası hocam, iyilik yapmanın ne kadar güzel olduğunu farklı açıdan da böyle değerlendirerek sunuyor izleyenlere. Yani oradaki kadının işte iyilik yapmak için mücadele etmesi, çocuğu motive etmesi, takip etmesi, onu kendi çocuğu gibi işte yetiştirmesi, bununla ilgili mücadele etmesi hakikaten bu anlamda o da ayrı bir güzellik içeriyor. Her zaman bir umut olduğunu gösteriyor hayat için. Bu da önemli hususlardan bir tanesi olarak diye düşünüyorum ben. İnsanın isterse başaramayacağı birçok şeyi başarabileceğini de göstermesi açısından böyle güzel bir özelliğe sahip. Yine ailecek izlenebilmesi açısından da güzel bir şey var, tarafı var Serkan Hocam. Hani içinde nahoş sahne deseniz böyle çok bulamazsınız, çok zorlanırsınız. Belki etek boyu diyebilirsiniz en fazla deseniz. Onun haricinde hakikaten bu anlamda da güzel bir şeyi koymuşlar. Sınırı iyi koymuşlar. Böyle değerlendirebilirim filmle alakalı baktığımda hocam. Evet, sağ olun hocam. Şöyle, 2010 yılında Oscar ödülü adayı olmuş bir filmden bahsediyoruz aslında ve kadın oyuncu olan Sandra Bullock da 2010 yılında Oscar ödülünü almış oyunculuğuyla, bu anlamda bir anlamda da tabiri caizse göz kamaştırıyor demiş olalım. Filmin çerçevesini hatırlıyorsunuz, cümle gelmese bile aklınıza böyle etkileyici sahnelerden belki vardır aklınıza gelen. Var mı böyle etkileyici sahnelerden? Şu vardı dediğiniz. Hocam şöyle, etkileyici sahne anlamında özellikle yani çocuğun o kadın tarafından, Andrew Block tarafından ikna edilmesi çok güzel bir, evine kadar gitmesi, işte evinde o mahallesini görmesi, ona rağmen hala böyle yılmaması, o çocuğu hayata kazandırmak için, hayata tutundurmak için. Bunun yanında asıl bir de aileyi ikna etmesi bir taraftan. Aslında daha da bence bir hoşuma giden taraf da işte kilolu olan Mike'ın ikna edilmesi tarafı var. Niye? İşte spora ikna edilmesi, başarılı olacağına ikna edilmesi. Yani hakikaten yani bir insanın anne babası, gerçek anne babası bile bu kadar mücadele içerisinde seyredemezken spora götürmesi, onun antrenmanlarını takip etmesi, maçlarına gitmesi, eşini ikna etmesi, çocuğunu ikna etmesi gibi birçok şeyi yan yana koyması ve koca Mike diye bir lakap da bir ifadeyle
ifadede bulunması çok güzel gerçekten. Okula gitmesi yine hakeza, öğretmenlerle görüşmesi, notlarıyla alakalı takipte bulunması. Hakikaten bu anlamda benim işin doğrusu çok böyle hoşuma giden, örnek olarak çocuklarımla da beraber izlediğim bir film olduğu için onların da bu izlemeleri hakikaten ilgi çekiyordu. Aklımda kalanlar bunlar hocam şu anda filmden, onu da söylemiş olalım. Çok çok sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Peki genel anlamda ya şöyle bir, yani bu konuda şunu da işleyebilirlerdi, şöyle bir şey daha eklenseydi filme güzel olurdu dediğiniz bir bölüm var mı? Ya orada hocam şöyle, hani kardeşiyle olan ilişkilerini biraz daha farklı dönüştürebilirdi o kardeşleriyle olan ilişkide. Hani olsa biraz oraya, ama işte tabii film çevrilirken şimdi biz Türk kültürüyle ve örf adetiyle değerlendirerek belki bakıyoruz. Biraz onun şeyi var. Geçen haftaki kolaydı. Geçen haftaki mucize olunca, Türk filmi de olunca işin bu anlamda rahatladık. İşin doğrusu, ama iş şeye geldiğinde, kıymetli hocam, Amerikan filmine geldiğince herkes kendi kültürüne göre değerlendiriyor bir boyutuyla. Ama eklenebilir miydi? Kesinlikle eklenebilirdi orada. Yani başarısını biraz daha farklı noktalara taşıttırabilirlerdi. Ama gerçek hayattan alınınca da şimdi orada da biraz tabii sınırlayıcı bir durum oluşuyor hocam. İster istemez tabii senaryoyu o gerçek hayata göre çizmek zorunda kalıyorsunuz. Hatta ben yorumların birinde okudum sonrasında. Bu Mike rolündeki alınan o gerçek hayattaki yaşayan kişi filmde kendi hayatıyla ilgili o zorluk çektiği yıllardaki kısımların çoğunun atlandığını söylemiş. Yani bunun böyle bir röportajı olmuş herhalde. Çünkü doğal, şimdi filmi ne kadar film çok duygusal değil ama o duygusalı da çok güzel tonunda vermişler. Hani böyle mendille film izlemiyorsunuz. Bu tamam, eyvallah. Ama şeyde değil, hani filmde hiç duygusallığı olmayan, hiçbir şeye yer vermeyen bir tarafı da yok. Var. Bu bir gerçek. Ama özellikle hani orada dediğim gibi o bölüm belki eklenebilirdi. Kardeşleriyle olan, işte akrabalarıyla olan iletişim. Veya belki işte gerçek hayat olmayınca oraya eklenir miydi bilmiyorum. Başarılı bir öğrenciye dönüştürmek, orada bir örneklik, rol modellik taşıttırmak. Ya da bir öğretmenin o çocuğa anneyle beraber farklı dokunması ve o dokunmayla birlikte çocuğun hayatının çok daha başka, bambaşka yerlere gitmesi konusu işlenebilir miydi? Bu da bir başka alternatif hocam diye düşünüyorum işin doğrusu. Bunlar aklıma hemen gelenler şu anda siz söyleyince. Öyle, bu tür filmlerde mutlaka hani gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır diye özellikle belirtiyor. Uyarlarken bir şeyler ekleniyor, çıkarılıyor mutlaka. Senaryoya uygun hale getiriliyor. Doğru. Şeyi hatırlıyorum. Mehmet Akif'le ilgili bir film yapma senaryosunu işte zamanında birisi yazıp TRT'ye mi nereye gösteriyor veriyor. Ya tamam da diyor ya, buna biraz şey eklesek diyor ya. Yani işte Mehmet Akif'in İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde bir aşık olsa, aşık olsa Mehmet Akif oraya gitti. Yani illa böyle bir şey çalışıyorlar aralara. Senarist diyor ki hayır, böyle bir senaryo kabul ediyorsanız böyle edin. Yoksa senaryomu alıp gidiyorum. Alıp geliyorum etekim. Yani şey yapmıyor. TRT'ye ortaman için 15-20 yıl önceki mesele belki bu. O yüzden ya biraz uyarlama konusunda evet bir şeyler ekleniyor, çıkarılıyor. Mesaj biraz daha bazen net verilsin diye. Belki doğru. Doğru. İşte dönemsel bazı kaşınacak noktalar varsa onlar daha çok kaşınmasın diye oralara çok vurgu yapılmamaya, şöyle bir teğet geçilmeye çalışılıyor. Doğru. Biraz doğru. Siyahilerle ilgili yaşanan sıkıntılar, ırkçılık vesaire bazen de çok çaktırılmamaya çalışılıyor bu tip uyarlama filmlerde. O yüzden işte baş karakterin dediği gibi yani daha büyük sıkıntılar yaşamıştır ama bu kadarını göstermişlerdir diye düşünüyorum. Doğru. Evet değerli dostlar, bu akşam Kör Nokta filmini konuşuyoruz, konuştuk sevgili Mustafa Can İtez'le birlikte. The Blind Side, 2010 yılı Oscar adlı bir film ve kadın oyuncu Sandra Bullock'a 2010 yılında Oscar almış bir film olarak. Tavsiye etmiş olalım biz size yine, bu hafta sonu ayrıca rahatça izleyebilirsiniz. Alacağınız mutlaka güzel mesajlar da olacaktır. Aldığınız o güzel mesajları bizimle de paylaşırsanız, yorumlar kısmına da eklerseniz çok çok memnun oluruz. Kıymetli hocam, yavaş yavaş isterseniz bitirelim o zaman. Var mı ekleyeceğiniz bir şey, söyleyeceğiniz bir şey? Yoksa bir defa unutmadan iki filmi söyleyeyim. Eyvallah. Yani alternatif anlamda bir şey, söyleyeceğim bir şey anlamında belki yine bir sahnesi ilgi çekici hocam. İşte ilk defa topla buluşması, cüssesinin ve yapısının buna uygun olması. Annenin yine orada özellikle Andro Block'un devreye girmesi hakikaten çok
önemli. Fakat antrenörden istediği antrenör de antrenör bundan istediği şeyi bulamıyor. Performansı. Hatta Tarzan kılıklı diye alay ediyor. Şimdi hani böyle düşününce bir yandan onlar dikkatimi çekmişti. Hemen devreye anne giriyor ve işte Mike'a farklı bir yaklaşım gösteriyor. Onun aslında bu işi başarabileceğine inandırmaya çalışıyor. Nasıl oynaması gerektiğiyle alakalı yorumlar yapıyor bir bayan olmasına rağmen. Ki Amerikan futbolu genelde erkeklerin izlediği futbol. Takımın bir aile olduğunu ve bazı oyuncuları kardeşiymiş gibi koruması gerektiğini söylüyor. Oradan yol yürüyor. Mike bunu kabulleniyor. Sonra dediklerini yerine getirince de hatta antrenör bile şaşırıyor onun o performans göstermesine. Bu çok ilgimi çekmişti. Yani bu anlamda hakikaten böyle keyifli izlenebilecek, rahat rahat izlenebilecek ve çok hoş vakitler geçirilebilecek bir film olarak ben özellikle tavsiye etmiş olayım. Son sözlerimiz de bu olsun kıymetli hocam. Eyvallah. Sınıfın önünde filminde de yine bir anne desteği vardı orada da. O yüzden yeri gelmişken annelere yine şükranlarımızı genel olarak arz edelim. Kesinlikle. Allah kesinlikle eksik etmesin inşallah. Amin. Evet değerli dostlar, amin hocam. Bu haftaki filmimizi burada bitirmiş olalım isterseniz ama hemen Mustafa hocama lütfen gelecek hafta hangi filmi konuşacağız onu sormuş olayım ben. Ona göre önden hocam, hemen izleyip ona göre konuşuruz. Kara Kaplı hemen listeme bakayım. Evet aynen öyle listeden çünkü ben yol yürüyorum orada unutuyorum çünkü çok fazla film notu aldığım için özellikle olabilecekler anlamında. Whiplash filmini izleyebiliriz hocam. Whiplash tamam. Yine bir Koro vardı galiba değil mi? Yani Kore'ye benzer bir film ama Koro'nun çok bambaşka tarzında bir film. Evet, trompetle ilgili bir çalışma yapan. Hatırladım. Evet, evet. O filmi izleyebiliriz hocam. Hı-hı. Evet, güzel bir filmdi o da. Hemen aklıma geldi benim de. Umarım tekrar haftaya bir daha izledikten sonra daha çok üzerinde konuşacak şey bulursun. Kesinlikle. Evet, ben de bir daha izleyeceğim hocam. Eyvallah. Evet kıymetli dostlar Serkan Ekmen ve Mustafa Canetez'in birlikte hazırlayıp sunduğu -18 filmler kuşağında bu hafta tekrar programımızın sonuna geldik. The Blind Side filmini, Kör Nokta filmini konuştuk. Umarım sizler de programlarımızı beğeniyle takip ediyorsunuzdur. Ama bize de söyleyin beğendiğinizi bu arada. Hani biz de arada şaşırmayalım beğeniliyor mu beğenilmiyor mu. Lütfen yorumlarınıza hem YouTube'a hem Instagram'a yazmaya devam edin. Lütfen hem beni hem Mustafa Canites hocamı takibi almayı unutmayın. YouTube kanalımıza da lütfen abone olun ve beğenilerinizi, paylaşımlarınızı lütfen bizden eksik etmeyin. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel, film dolu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.